benim rahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Gölleriyle pek meşhur olan Isparta'mızdaki lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lavantasıyla, gülüyle, balıyla, güler yüzlü insanlarıyla meşhur Kuyucak köyündeyiz. Gözlemenizi ve sini böreğinizi nasıl alırdınız? Lavanta kokulu ellerden mi? Kekik kokulu ellerden. Efendim, Türkiye'deki lavanta ve lavanta yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Kuyucak Köyü manzara seçtiğinde lavanta tarlasını anlatacağız ve lavantadan bahsedeceğiz. Kuyucak'ta enfes tariflerle karşınızdayız nihayet. Banak. Burada Muazzez ablam bize daha farklı bir usulle hazırlayacağız. Sonra Feride Hanım bize topalak tarifi verecek. Sonra Hatice annem tas kebabı tarifi verecek. Efendim, Isparta merkezliğin bir efsaneden bahsedeceğim size. Çok beğendiğim bir tandır. Fırın kebabı. Eğirdir Gölü önemli bir su kaynağımız. Aynı zamanda da tarım için can damarı. Evet, sırada balık tariflerimiz var. Çok güzel bir sazanla karşıladınız evet. Bizi. Sazan dolma yapacağız. Levrek buğulama ve çuprat tava hazırlayacağız. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Osmanlı mutfağının en önemli parçalarından biri de tatlılar. Tatlılar denince de akla lokum gelir. Malumunuz Isparta'dayız. Güllü lokumu anlatacağız size. Ayşegül Hanım'la nokul tarifi vereceğiz size. Meral Hanım'la hürmeli pilavla. Biz güreşle başlıyoruz. Kızına gönül verdim karıma hanım teyze o. Güzel, keklik gibi zıpladık. Hep beraber. Çok yoruldum. Ben de yoruldum aynı. Gerçekten ama güzel muhabbetlerle, hoş dakikalarla inşallah. Dinleneceğiz inşallah. İnşallah. Keçi Borlu'nun Kuyucak Köyü'ne geldim. Lavanta kokulu ellerden öpmeye geldik teyzelerimizi. Evet, lavantasıyla, gülüyle, balıyla, hoş sohbetli, güler yüzlü insanlarıyla meşhur Kuyucak Köyü'ndeyim. Lavanta kokulu eller. Evet. Lavanta. Evet, bunlar da sizin. Ve ürünleri. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler sormalı. Mis gibi kokuyor. Evet, öyledir köyümüzün kokuları. Evet. Hangi mevsimde hasadı var? Haziran başlıyoruz. Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor hasadımız. Su istemiyor fazla. Su isteyen bir şey değil. Sadece dikerken bir cihaz suyu veriyoruz. Ondan sonra tamam. Rahmetimiz yağdığı zaman oluyor o iş. Hiç nazlı değil bu bitki. Yok, nazlı değil. Nere dikersen yetişen bir bitki. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bunlar sizin. Sağ olun. Güzel armağanınız için. Evet. Sende kalsın. Tamam, ben de kalsın. Sakın kaybetme. Yok, kaybetme. Onlar çok lazım. Tamam. Oh. Ablalara gidiyorum. Tamam. Öğrenmiş miyim? Nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şahane bir köy. Teşekkür ederim. Bu güler yüzleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca şimdi lavantalardan bahsettik abilerle. Tabii gül diye düşüyor burada. Evet. Kekik de var. Evet. Biberiye var, zambak evet. Var. Zambak. Bunlar hep şifa kaynağı. Gerçekten sağlığımız için çok önemli. Evet. Şimdi yemekler acaba nelerdir? Hangi yemekler var? Hangi yemekler meşhur? Topalağımız var. Topalak. Evet. Sarmamız sarma. Meşhur. Evet. Düğünlerde keşkeğiniz çok meşhurdur. Değil mi? Evet. Başka. Sonra sini böreği yapacak mısınız? Baklava, sini böreği. Sini böreği çok meşhurdur. Evet. İçi tavuklu değil mi? Evet. Şimdi
hem hanımefendinin ablamızın saydığı yemekler için hem de daha fazlası için ayrılmayın bizden. Tarifler emrinizde. Önce güzel köyümüzü gezelim. Gözlemenizi ve sini böreğinizi nasıl alırdınız? Lavanta kokulu ellerden mi? Kekik kokulu ellerden mi? Hı? Nasıl istersiniz? Hepsi var. Çok şükür. Evet. Ellerinize sağlık. Hamur işlerimizde karşınızdayız. Kuyucak köyümüzde çok ilginç geleneksel hamur işleri var burada. Sini böreği, tepsi böreği ya da tavuklu ve soğanlı yapılıyormuş. Sürekli yapılırmış bu burada. Kolay gelsin Zeynep abla. Sağ ol. Kaç kat hamur açtınız altına? 5 kat açtık. Sonra üzerine de açacağız. Evet, döşüyoruz. 5 tane ediyoruz. Ondan sonra bir daha döşüyoruz. Ama çok lezzetli olur bu. Evet, güzel oluyor. Mis gibi sini böreği. Nerede pişiyor peki Zeynep abla? Bunu biz saçta pişiriyoruz, közde. Buradaki közde? Evet, üzerine kapatıyoruz, sacın üstüne pişiriyoruz. Altı nasıl pişiyor, üstü nasıl pişiyor? Çeviriyoruz, senidin üzerinde çeviriyoruz. O da bir ayrı maharet ister. Evet. Kolay gelsin, izleyeceğiz. Evet, sini böreğimiz böyle. Peki, lavanta kokulu eller nasıl gözleme yapıyor? Kolay gelsin. Sağ ol. Neli gözleme oluyor? Toklu başı, ıspanak, hepsi oluyor. Şimdi bunun içinde ne var? Bunun içinde soğan var, kırmızı biber var, tuz var, yağ. Toklu başı unuttun? Evet, toklu başı. Toklu başı var. Evet. İlginç, tadacağım. Var mı hazır? Var, hazır. Bakıyorum bu toklu başı meselesini çok merak ettim. Evet, ben ilk defa. Evet. Bu senin olsun. Bu benim olsun. Olsun. Hayırlı olsun yeni mesleğimiz. Sağ ol. Evet, hamur işleri böyle efendim. Lavanta, gül ve kekik kokulu eller. Kuyucağa geldiğinizde Keçiburnumuzun şirin şirin köyüne sizi bekler. Benden söylemesi. Ben tadıyorum. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Siz de yiyin. Siz de yiyin. Toklu başı çok güzelmiş. Güle güle yesin. Gerçekten. Köyde kendime sıcak bir yer buldum. Tam da tandırın yanında. Ne oldu ay dedim. Yapıştı. Yapıştı mı? Eyvah. Yapıştı. Bizim yüzümüzden. Değil mi? Bizim yüzümüzden fırını beklettik. Değil mi? Mayalı ekmeklerin üzerine çatalla böyle delmişler. Neden evet. Şişmesin diye. Boş kabarmasın diye. Boş kabarmasın. Şimdi bunlar yerleştiriliyor içine. Şimdi yerleştirilecek. Sonra? Ağzını kapatacağız şimdi. Hı-hı. Kapatayacak. Sonra? Bunlar pişecek, kızaracak. Yarım saat falan. Duracak. Yarım saat duracak. Ondan sonra çıkaracağız. Evet. Sereceğiz yere. Örteceğiz üstünü. Yumuşayacak. Ondan sonra... Arkandan konuşuyoruz ama... Ondan sonra yağlayı mis. Oh, mis. Evet, ekmek meselesi böyle efendim. Birazdan yapacağımız yemeklerin yanında mis kokulu ekmeklerimiz olacak. Afiyet olsun bize. Devam ediyoruz. Hasibe ablamla pelte, Daima ablamla bulamaç vakti. Önce şekerimi koyuyorum. Önce şeker... Evet, hemen Asim abla tarife başladı bile. Evet. Peltenin içinde neler var? Kaynamayan su var. Kaynamayacak su, değil mi? Ilık soğuk olacak. Su. Soğuk, soğuk su, şeker, evet. Nişasta. Bu kadar. Önceden böyle. Sağ olun anacığım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Daima abla kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyiz. Şimdi bulamaç. Bulamaçın içinde neler var? Bulamacın içinde yağ, soğan, kıyma. Ondan sonra ben de soğuk suya un ilave edeceğim. Bu kadar. Ha, bu kadar. Üzerine salçalı, yağlı, tereyağlı kızdırıp onu düz üzerine sosu dökeceğim. Sosu var yani. Ha, sosu var. Bol soğanlı, kıymalı kış yemeği. İki aşaması var. Önce unla, kıymalı, soğanla kavruluyor. Ardından diğer karışım sos yapılıyor, coslatılıyor. Sonra su ekleniyor. İsteğe göre bulgur. Afiyet olsun şimdiden. Eline sağlık. Sağ olun. Abla. Sağ olun. Hasibe teyzeciğim, teşekkür ederim. Ben yandım artık gideyim. Hayır. Evet.
Efendim Türkiye'deki lavanta ve lavanta yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Kuyucakköy manzara seçtiğinde lavanta tarlasını anlatacağız ve lavantadan bahsedeceğiz. Baysal abim bu işin ehli. Hangi mevsimde en güzel anını yaşıyor ve hasat ediliyor? Haziran'ın 15'inde başlıyor bizim bu yeşillik. Ne kadar sürüyor? 2 ay bir süresi var. Yani bu boya gelecek. Evet, bir 50 santim, 60 santim sürme şeysi var. Evet, yukarıya. Sonra çay gibi değil mi? Böyle çay bitkisi gibi Rize'deki. Evet. Budanıyor. Motor bir destrelerimiz var. Hı. Onunla budama yapıyoruz. Artı bağlıyoruz. Ve arazi şeye götürüyoruz. Bahçelerimize götürüyoruz. Seriyoruz. Desteler şeklinde. Evet, onlar orada açıp brandalar üzerinde kuratıyoruz. Uçalayıp müşteriye hazırlıyoruz. Üçelemek şey değil mi? Tohumlarını döküyoruz. Tabii ki tohumunu döküyoruz. Onu döküyoruz ona. Ondan sonra. Burada en çok lavanta. En çok lavanta. Türkiye'nin %90'ını biz karşılıyoruz. İşte bu kadar. Ellerinize sağlık evet. Baysal abicim. Lavanta denildiği vakit akla Keçiborlu'nun Kuyucakköy gelir. Lavanta kokulu köy. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Devam ediyoruz lezzet yolculuğuna. Güngör abi nasılsın? Allah'a şükür çok iyiyim. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Ocağı yakmışsın. Evet. Damıtmaya başlamışsın. Evet. Başladık. Biraz daha lavanta getirdim. Lazım olur. Ben bolca almayı düşünüyorum. 100 yıl önce nasıl damıtılıyorsa, nasıl buharıyla yağ elde ediliyorsa aynı usulle evet. Hala devam ediyoruz. Elde ediyorsunuz. Evet. Lavanta yağını. Evet. Çamurla sıvamış altında kazanı pişiriyorsunuz. Evet. İçi lavanta dolu değil mi? Evet. Suyla lavanta var. Buradan attınız. Ne kadar zamanda kaynıyor? Yaklaşık 4 saatte falan başlıyor, bitiyor yani. Kaç kilo lavantadan 1 kilo yağ elde edin? 60. Ne? Kilo. 60 kiloda 1 evet, kilo alabiliyoruz. Yaş böyle değil yani, tohum değil. Attık, sonra tabana vurdu. Evet. Buharı orada. Evet. Onun içinden... Kekik damıtır gibi değil mi? Aynı, aynı. Hiç değişen bir şey yok. Buhar oruyor orada, onun içinden su havuzuna evet. Gidiyor. Orada soğuyup tekrar oraya yağ olarak, su olarak çıkıyor. Piştik galiba. Yani çok... Gel suyun yanına gidelim. Tamam. Sudan sonra yağ alıyorsunuz. Borulardan geçiyor, soğuyor. Yandım! Şimdi bu akanın tamamı yağ mı? Yok, suyla yağ. Suyla yağ. Evet. Nasıl genellikle ayrıştırıyorsunuz? Su. Kendisi ayrılıyor şu anda. Bak şu şekilde ama yağ gitti hepsi de döküldü. Teşekkür ederiz Güngör abi. Ben teşekkür ederim. Anlatmam gereken bir şey daha var. Sabun da yapılıyor. Buyurun. Gelelim bu lavanta meselesinin son aşamasına. Çok güzel bir aşama. Güldane ablam sabun yapıyor. Lavanta sabunu hazırlanıyor. Evet. Güldane ana nasılsın, iyi misin? İyiyim çok. Hoş geldin. Hoş bulduk, köyümüze. Teşekkür ederim. Kaynamış. Kaynadı. Oldu galiba sabun. Şimdi sabun oldu bayağı. Ne var onun içinde? Lavanta var, karışımlar var evet. Sabun yapmak için. Doğal evet, tamamen. Doğal. İşte mis kokulu sabunlar burada. Farklı farklı kalıplarda. Evet. Çok iyi geliyor gerçekten. Güldane ablam gibi ablaların doğal bir şekilde bunu hazırlıyoruz. Sadece sabun mu? Evet. Hayır. Hayır. Reçel çok de yapar. Reçeli var. Lavantalı reçel. Güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aşırı güzel. Böyle güzel bir aroma yok yani ağzınızda. Ağzım sulanıyor. Süper. Kolay gelsin Necip Ana. Lavanta mı aldım geldim yanına. Köyümüze hoş geldiniz. Hepiniz de cümleten yavrum. Bir sanatçı edasıyla yastıklar örülüyor. Ne için? Torunlara yastık. Torunları. Bunun içine böyle sarıyoruz. Heh. Değil mi? Elyafla birlikte. Şöyle. Şöyle oluyor. Buraya kafayı koyduğun zaman... Necip'e teyze uyandır sana. Sağ ol yavrum. Uyuyor yavrum. Yastık meselesi de böyle işte. Lavantadan her şey oluyor güzel kuyucağımızda. Sağ ol anacığım. Çok teşekkür ederim. Şimdi tariflere geçelim. Kuyucak'ta enfes tariflerle karşınızdayız nihayet. Çok güzel yemekler anlatacağım size. Enfes. Banak. Banak da yiyip yemeği, işte galiba oradan geliyor. Banak yemeği ekmekle sadece etle hazırlanan et suyuyla çok güzel bir tarif, bir çeşit tirit. Burada Muazzez ablamıza daha farklı bir usulle ev şeklini gösterecek. Yani ev tipi banak hazırlayacağız. Sonra topalak çok meşhur. Kuyucak köyümüzün en meşhur yemeklerinden biri. Feride Hanım bize topalak tarifi verecek. Sonra yeter mi? Yetmez. Hatice annem çok güzel bir tas kebabı tarifi verecek.
kim sevmez ki patatesli biberli tas kebabını, ama buradaki usul çok farklı. Gerçekten çok güzel yapıyorlar tas kebabını. Evet Muazzez ablacığım, nasılsın, iyi misin? İyiyim valla, çok şükür, sormana. Çok teşekkür ederim. Şimdi bayat ekmekleri aslında değerlendirmenin bir yolu değil mi? Evet. Bu tarz yemeklere bayılıyoruz. Sonra hangi eti kullanacak acaba Muazzez abla, onu soralım. Ne eti? Dana eti kullanırız. Eti haşladık mı? Haşladık. Neye dikkat etmek lazım? Ekmekleri nasıl doğramak lazım? Ekmekleri küp küp doğrayacağız. Küp küp? Evet. Ekmeklerimizi doğrayalım evvela. Muazzez ablamız doğradı ekmekleri. Evet. İri doğruyorsunuz. Çünkü onlar ıslanacak. Evet. Kaybolup gitmemeler lazım değil mi? Küçük doğrarsak hamur olur. Islatıyoruz ekmekleri. Evet. Islattıktan sonra ne yapacağız o etleri? Nasıl etleri koyacağız? Etleri üzerine koyacağız. Bütün dizeceğiz. Bütün dizeceğiz. Sunumu böyle. Evet. Başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Yok. Eline sağlık Muazzez abla. Güzel mi? Banak böyle dizebilirsin Muazzez abla. İzliyoruz iştahla. Evet, gitgide acıkıyorum. Gerçekten güzel bir tarif. Kolay etleri haşladıysanız hemen böyle ekmeği ıslatın üzerine. Oh mis. Oh. Geleneksel banak yeme. Evet. Sırada topalak var. Feride Hanım nasılsınız? İyilik. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi malzemelerimiz nelerdir? Islanmış bulgurumuz, ince bulgurumuz. Evet. Baharatlarımız... İçine kıyma koyuyorum. Yumurta toparlanmasında iyi yardımcı olduğu dağılması için. Da. Evet, dağılmaması için. Soğanımız, köy soğanı. Rendeledik. Hani, evet, rendeledik. Acısını iyice çıkardık. Et suyumuz var. Baharatlar neler olacak? Baharat, tuz, nane, kırmızı biber, kimyon, karabiber kullanıyoruz. Çok güzel. İzliyoruz sizi. Şu köfteleri yapalım. Yoğuracağız değil mi şimdi hepsini? Evet. Buyur. Feride ablacığım eline sağlık. Ah, güzel bir meyan hazırladınız bu arada. Mis kokulu nohutları içine gönderdik. Evet. Şimdi topalaklar da hazır. Unlandı. Evet. Yapışmaması için birbirine. Artık onları buraya gönderiyoruz. Başka işimiz var mı? Yok. Bitti. Afiyet olsun. Ne kadar zamanda pişiyor? 10-15 dakikada pişer. O kadar mı? Evet. En sevdiğim yemek bundan sonra topalak. Afiyet olsun. Sağlık. Birazdan tas kebabı tarifiyle karşınızdayız. Topalak kokuları eşliğinde tas kebabı tarifi vereceğim şimdi size. Hatice abla nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Sizi gördük daha çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, önce malzemelerimizi sayacağız. Hı. Ne var o kağıtta? Ya kopya! Aman yarabbim! Ya onu bir söyleyin de ondan kere... Ne var orada, malzeme listesi mi? Değil, değil. Ne bu? Aman işte size... Hadi okuyalım. Hı. Aman gözüm görmüyor da ben onu dursam diye şey yaptım. Anadolu'nun bir kıyısında unutmadınız bizi de burada. Sağ olun, hoş geldiniz. Biz de burada ziyaret ettiniz. Teşekkür ederiz. Kendi yazıyor Hatice abla bunları. Beyit beyit şiirleri var. Ben zannettim ki soğan, biber falan yazıyor burada. Herhalde tarif var dedim. Sürekli oraya bakıyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Bize şiir yazmışlar efendim. Teşekkür ediyorum Hatice ablama. Canım ablam. Şimdi malzemeleri sayalım önce yapmadan önce. Şuradan başlayalım. Ha, soğan. Arpacık soğan. Tereyağı, salçamız, yağımız. Biberimiz. İşte, ve et suyumuz. Kuşbaşı etimiz. Haşlandı. Haşladım ben onu. Terbiyeledim. Karabiber, tuz. Tane karabiberin hafif öğütülmüş. Ben öğütüp de kullanıyorum zaten. Yani sürekli. Kırılmış. Evet. Ve tuz. Tuz. Malzemelerimiz bu, evet, kadar. Bu kadar. Önce ne yapacaksın? Ben şimdi bunu kızartacağım bir de yağda daha. Önce onu. Tabii. Hadi kızartalım eti. Hı.
Az kebabının inceliği şudur. Patatesi kızartmayı unutmayın. Evvela ardından biberler, salçalar, arpacık, soğanlar gidiyor. Evet. Bunları ayrı bir kapta soteliyorsunuz. Böyle kavuruyorsunuz, bir güzel pişiyor. Sonra vuslat vakti. Etle buluşuyorlar. Ardından özlü bir şekle gelene evet, kadar evet, tabii pişmeye kaydı, devam edecek. Evet, eline sağlık Hatice abla. Afiyet olsun. Buluşturduktan sonra ne kadar vakit daha pişer? Biraz pişer. Yarım saat daha, iyi mi? Ha işte 15-20 dakika diyelim. O kadar. 20 dakika daha pişecek. Zaten et kızardı. Çok teşekkür da, ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan tadacağız yemeklerimizi. Evet. Lütfen ayrılmayın. Neler var neler köyde. Deniz yakınında Buldur kıyısında dört bir yanı buran buran lavanta kokulu köyüm. Adı koyacak insanları havası sıcak, gelip de görmeyenler pişman olacak. Köyümün yeşil örtüsü manzarası, arısı balı saymakla bitmez faydası, dünyaya duyurdu mor lavantamın kokusu. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık Hatice abla. İşte ben böyle eleştiriyorum arada. Böyle. Güzel eleştiriyorsun ama. Evet, Kuyucak köyümüzü bir de Hatice ablamızdan dinledik. Evet. Lavantasını yine vurguladı tabii ki. Her şey çok güzel köyün. Kuyucak köyümüzde birbirinden enfes yemeklerimiz var. Tatlılarla başlıyor. Feride abla çok güzel görünüyor. Revani kim yaptı acaba? Kardeşim yaptı. Helal olsun ona, çok güzel yapmış. Evet, eline sağlık. Helva neydi? Helva, un helvası, pekmezli. Ceviz var mı içinde? Evet var. Süzme yoğurdumuz, süzüldüğü evet. Bezinde. Çok güzel görünüyor. Bayağı süzülmüş, suyu hiç kalmamış, bekletilmiş. Evet. Taze fasulye yemeğimiz, tarhanamız, ev baklavamız, tini böreğimiz, tas kebabımız Hatice ablamızın yaptığı. Eline sağlık. Gerçekten yemeklerimiz çok güzel görünüyor. Birazdan ablalarımızla ve tüm köyümüzle ziyafet edeceğiz. Sizleri bekliyoruz Kuyucak köyümüze. Keçiborlu'nun Şirin mi Şirin köyü efendim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Beyefendilere, hanımefendilere, annelerimize, çocukların gözlerinden öpüyoruz. Büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, Isparta merkezliğin bir efsaneden bahsedeceğim size. Çok beğendiğim bir tandır. Fırın kebabı. Harika. Çok lezzetli. Ona Isparta'nın en lezzetli kebabı demek haksızlık olur. Çünkü o dünyanın en lezzetli kebabı bana göre. Hüseyin Usta. Hüseyin Usta nasıl değil mi? Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz Isparta'mıza. Şeref verdiniz. Şimdi bunu anlatacağız. Yani bu lezzetin sırrı nedir? Tabii ki usta eller. Sevgiyle yapıyorlar. Peki kuzu da şimdi farklı olan Sayın nedir? Turgay bu kadar Bey, nasıl lezzetli oluyor? Öncelikle kuzularımız kesinlikle beshanede beslenmiş hayvan değil. Dağdan biz bunları bizim kendi burada... Bir beshanecimiz var, kasabımız. O kendisi toplar. Biz hayvanları ayda bir ben kendim giderim. Orada seçeriz. Kendi hayvanlarımızı ayırırız. Kesinlikle 250-300 kuzuyla her aya girmiş oluruz. Evet, evet. Kuzu meselesi böyle. Yani özeniyorlar. Gerçekten özeniyorlar. Evet. Dikkat ediyorlar seçtikleri kuzuya. Peki fırın tandırında kuzunun neresi çok tercih ediliyor? Zaten tamamı bizim... kullanılıyor mu? Hayır, kesinlikle ediyoruz. Kullanmıyoruz. Biz sadece sağ ve sol kaburgalarını. Başka hiçbir yerini kullanmıyoruz. Evet, şimdi sadece kaburgalar kullanılıyor demek ki. Diğer kısımları diğer meşhur lezzetlere gidiyor. Pide de meşhur, o da meşhur. Bu da her şey meşhur Isparta'da ve çok lezzetli. Çok iyi yapıyorlar. Biz parçalarımızı alalım, fırınımıza gönderelim. Buyurun, izliyoruz Hüseyin Usta. Hüseyin ustamız parçamızı aldı, tüm kaburgayı. Evet, sağ tarafımız, sağ kaburgamız. Ve içinden şişi geçirdi. Evet. Bundan sonra artık ocağa mı gidecek? Bundan sonrası fırın işi. Ocaktaki şekildedir. Fırının içinde ne var? Şimdi fırında bakır tavalarımız var. Evet. Bakır tavaların içinde su var. Ama tavalar bakır olacak. Evet. Sıcaklığı tamamen daha çabuk iletmesi için. Çünkü fırındaki tavanın içerisindeki bakır tavaların içerisindeki su... İçerideki kaynama deneyini buharlaşma yapıyor. Evet. Buharlaşma yapınca etin yumuşamasını sağlıyor. Güzel bir taktik bence. Eline sağlık. İzliyoruz dikkatli bir şekilde. Ardından hasretle beklediğim kavuşma anımız. Bir yıl sonra Isparta fırın kebabına kavuşuyorum.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Bakın yanında neler var az sonra ama nasıl pişiyor önce onu gör. Isparta şişimiz de var. Ustamızın sürprizi. Kaşarlı bonfiletten hazırlanmış kuşbaşılı pideleri var. Kıymalı pidesi açık. Bunlar Isparta'nın meşhur pideleri. Öyle bir helva var ki burada, efsane. Süper kaymakla bir araya geldiğinde ömür boyu yine onu da unutamayacaksınız tandırla birlikte. Evet, şimdi tandırımızı tadalım. Ya da bir diğer ismiyle fırın kebabımızı. Onu tatmanın birkaç yolu var tabii ki. Pidelerle ya da bonfile etiyle hazırlanmış kuşbaşı pideyle, kaşarlı. İki türlü de denemek istiyorum ben, izninizle. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Damak tadınıza biraz düşkünseniz, çok özel lezzetler arıyorsanız Isparta tam yeridir. Fırın kebap da iyi bir tercihtir. Bir de alışılmışın dışında burada çok tercih edilen o metot. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Kendinizden geçeceksiniz, bu garantiyi veriyorum. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Eğirdir Gölü önemli bir su kaynağımız. Aynı zamanda da tarım için can damarı. Etrafındaki elma bahçeleri Eğirdir Gölü'nün sularıyla sulanıyor. Biyolojik çeşitliliği muhteşem. Balık türleri harika. Kerevit ve sudak çıkarılıyor gölden. Bunun tamamına yakını yurt dışına ihraç ediliyor. Bölgede yaklaşık 225 çeşit kuş türü varmış. İnanılmaz. Türkiye'deki kuş çeşitlerinin toplamı 454. Yarısı, yani popülasyonun yarısı burada yaşıyor. Şimdi sizleri Eğirdir Gölü'nün güzellikleriyle baş başa bırakıyoruz. Ardından muhteşem tarifelerimiz var. Sırada balık tariflerimiz var. Eğirdir Gölü'nün etrafında süper balık restoranları var. Gerçekten çok leziz tarifler vereceğiz size. Ahmet Usta, nasılsınız? Evet. İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok güzel bir sazanla karşıladınız evet. Bizi. Sazan dolma yapacağız. Levrek buğulama ve çupra tava hazırlayacağız. Sazan balığı çok hani ilginç bir balık. Tatlı sularda en çok avlanılan balık. Evet, ömrü doğru. Uzun bir balık avlanmazsa. Yani uzun yaşayabilen bir balık türü. 1,5 metreye kadar büyüyen türleri var sazangillerde. Bu ne tür bir sazandır? Bu Eğirdir Gölü'müzden herhalde Eğirdir çıkan sazan. Balığı efendim. Harika bir balık. Havyarı ile birlikte ustamız çok güzel bir hazırlık yapmış. Evet, havyarını ne yapacaksın? Havyarını tabii balığımızın içine koyacağız lezzet vermesi için. Tekrar iade ediyoruz. Evet. Peki pişirecek misin? Çiğden mi koyacaksın? Beraber evet. Mi pişecekler? Sazanla beraber ikisi fırında 2,5 saatte pişecek. Oo, pişer. O zaman pişirmeye gerek yok. Peki diğer malzemelerimiz nelerdir? İçi için, dolmanın içi için? Tabii ki öncelikle bulgurumuz var sazanımız evet. için. Yağımız var, kekimiz var, nanemiz var, domatesimiz var, biberimiz var, soğanımız var, salçamız var, tuzumuz var. Taze nane, güzel. Evet.
Fırında pişecek değil mi? Evet, fırında pişecek tabii ki. Önce içini hazırlayacaksın. Evet. İzliyoruz. Tabii ki. Ahmet Usta iç pilavımızı hazırladı. Yani bulgur pilavı, böyle kokulu, hoş bulgur pilavı. Şu an yenice kıvama geldi neredeyse. Ama onu bizden önce balık yiyor. Sazan balığı içine dolduruyoruz. Evet. Havyarı onun üzerine mi ilave edeceğiz? İlave edeceğiz tabii ki. Havyarımızı şimdi koyacağız. Sonra başka daha ilave sonra edeceğimiz... pilav koyacağız üstüne tekrardan. Ha, arada havyar olacak. Evet. Peki nane, buyurun. Taze nane nerede olacak? Taze nane en son süslemesinde kullanacağız. Öyle mi? Tabii. Sunumda yani. Hı-hı. Evet, diğer malzemelerimiz de sunumda ilave edilecek ve sazan dolması tamamlanacak. Usta onu dikiyor karnını pastırma tellerle ve fırına gönderiyor. Evet. 3 saat mi demiştin? 2 saat. 2 saat. 2 evet. Saat sonra sazan dolmamız hazır. Sırada levrek buğulama var. Sırada en çok sevdiğimiz balıklarımızdan bir tanesi var. Kış aylarında bol buluyoruz ve çok leziz. Levrek. Yanlış pişirme usulleriyle onu zararlı hale getirmemek lazım. Doğru pişirme usullerinden bir tanesi de buğulama. Ahmet Usta bize şimdi levrek buğulama tarifi verecek. Şimdi nasıl yapacağız? İçindeki malzemelerimiz nelerdir? Tabii ki. Öncelikle levreğimiz var ilk evet. Başta. Temizlenmiş güzel bir şekilde. Çok güzel. Yağımız var, soğanımız var, salçamız var, tuzumuz var, limonumuz var, sirkemiz var. En sonunda üstüne domatesle beraber sosu yapacağız. Sirkenin etkisi ne olacak balığa? Yani biraz ekşimsi tat verecek. Daha mayhoş bir evet. Tat istiyoruz biz. Hı-hı. Buradaki usul böyle. Evet. Ne yapacağız önce? İlk önce tabii soğanımızla beraber kavurup salçamızı katacağız. Sirke katıp az bir şey soğanlıktan sonra balıklarımızı hepsimize diziyoruz. Evet. Yaptığımız sosu. Yapıyoruz. Evet. En son üstüne domateslerimizi koyup fırına veriyoruz. Bu kadar. Evet. Hadi yapalım. Buyurun. Bol soğanlı sosumuz hazır. Balıklar da hazır. Tepsiye diziliyor. Üzerine sosumuzu ilave evet, ediliyor. Sosumuzu ilave yapacağız. Sonra fırına pişmeye gönderiliyor. Evet. Ne kadar zamanda pişiyor balığımız? Yaklaşık 15 dakika içinde hazır olacak balıklarımız. Balıkta sevdiğimiz olay bu. Hemen 15 dakikada masadaki yerini alıyor. Yani sabırsız olanlar için, şekeri bir anda düşen için, acıkan için iyi bir tercih balık. Eline sağlık usta. Neden? Levrek buğulamada böyle efendim. Sırada çupra tava. Sırada çupra tavamız var. Evet doğru. İlk defa göreceğim. Normalde doğru. Farklı usullerden buğulaması yapılır. Fırında olur, ızgarada olur. Çok lezzetli olur. Her şekliyle güzeldir çupra. Ama kısık ateşte tavada da çok lezzetli olduğunu söylüyor Ahmet Usta. Bir de böyle deneyin dediler. Balıklarımız sabah içtimasında sıraya dizilmişler. Evet dizildi balıklarımız. Abartıdan uzak bir tarif. Bildiğimiz her tavada yapılan balık gibi unlanıyor değil evet. Mi? Evet. Tuz, un ve yağ. Evet, diğer doğru. Malzemeler. Temizlenmiş balıklarımız. Doğru. Şimdi hazırlıyoruz. Buyurun. Hepsi tavaya gidiyor. Balıklarımız daha güzel pişsin diye Ahmet Usta onları çizdi. Sonra unluyor. Ardından tavada kızaracaklar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ahmet Usta eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, Eğirdir'deki balık çeşitlerimiz bunlardı. Birazdan tadacağız. Daha fazlası da var. Acaba nelermiş?
Ahmet Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Eğirdir Gölümüzün mahsulleriyle karşınızdayız. Hem gölde yetişen balıklar hem de suladığı topraklarda yetişen ürünleriyle. Evet, balıklar tüketilirken mutlaka salata, limon ve helva olması gerekiyor. Bu arada masanın köşesinden bana doğru bakan bir yemek var. Güzel bir sunum var. Ben kebap, hani evet balık kebap yapılıyor da tandıra benzediğini bilmiyordum. Tandır zannettim evvela ama o da balık kebapmış, sazan kebap. Çok güzel duruyor. Havyar çeşitleri, aparatifler var. Süper bir salata. Gerçekten harika görünüyor. Herkese Eğirdir'i tavsiye ediyorum. Önce sazanımızın, sazan dolmamızın tadına bakalım. Buyurun dostlar, buyurun Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar, buyurun. Buradaki sazan balığının lezzeti Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki yakalanan veya pişirilen sazanlarla çok farklı. Ne alakası yok. İnanamıyorsunuz sazan olduğuna. Suyun da kattığı bir lezzet var tabii. Çok güzel gerçekten. Ve güzel bir usulle pişirdi usta. Uğramamızı tadalım. Dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. Yaptığı sos o kadar yakışmış ki balığın tadını bastırmamış. Buğulamayı herkese tavsiye ederiz. Levreye çok yakışıyor. Çupra'yı da bu şekilde pişirebilirsiniz ama ilk defa rastladığım bir metotla çupra'yı ben daha önce öyle denememiştim. Tava. Buyurun dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. Böyle de güzel oluyormuş. Enfes. Kızarmış dışında çıtır çıtır unuyla ve ince pullarıyla, derisiyle, içinde de yumuşacık bembeyaz etiyle çupra enfes. Eğirdir'e geldiğinizde doğal güzelliklerinin yanı sıra enfes balık çeşitlerini de tatmadan dönmeyin. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Hale İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Osmanlı mutfağının en önemli parçalarından biri de tatlılar. Tatlılar denince de akla lokum gelir. Lokum Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı usullerle yapılır. Hangi ilimiz neyle ünlüyse mutlaka lokuma onu katıştırır ve çok yakıştırır. Malumunuz Isparta'dayız. Güllü lokumu anlatacağız size. Ahmet kardeşime nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Ahmet? İyiyim çok şükür, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok seviyorum Hoş Güllü geldiniz. Lokumu. Bir de tabii ki Isparta'da üretilenini seviyoruz. Glikoz yok. Yani Isparta'da üretilen lokumda, gül lokumunda glikoz yok efendim. Sadece toz şekerden. Yani pahalı, masraflı demiyorlar. İnsanların yaşamaya hakkı var diyor değerli kardeşlerim. Herkesin yaşamaya, her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi insan da yaşamaya hakkı var. O yüzden bizler sağlıklı ürünler üretmeliyiz ki izleyicilerimiz, milletimiz tüketsin. Gülün bu tadını biz nasıl oluyor da hissediyoruz? Gülün yağı mı, suyu mu? Ne var bu lokum içinde? Gülün içerisinde gülün sezonunda toplanan yaprakları var. Tabii bu yapraklar da bir sezonda yapraklardan gül şekeriyle birlikte gül mayası elde ediyoruz. Ve sezon boyunca ürettiğimiz lokumlardan bu mayayı kullanıyoruz. Ve her aldığımız, her tattığımız lokumda gül yaprağının kendi aroması bu şekilde geliyor. Tek çeşit yapılıyor değil mi? Bu bildiğimiz klasik. Bu klasik çifte kavrulmuş gül lokumu dediğimiz lokumumuz. Bu tabii tek çeşit yapılıyor bu şekilde. Tabii ama gülden yapmış olduğumuz farklı lokumlar da var. Antep fıstıklı değil sarmamız mi? Var. Fındıklı lokumlarımız var. Hepsi tabii ana güllü. Ama içerisinde kuru yemişte kullandığımız farklı lokumlarımız da var. Var. Ramazan Usta kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Bayağı hummalı çalışıyorsunuz. O nedir? Sarma lokumu, gül sarması dedikleri sarma lokum bu. Antep fıstıklı. Kim bulmuş bunu? Bayağı 4-5 yıl önce gibi veya 6 yıl. Bunu Isparta'da ben çıkardım. Helal olsun sana. Şimdi narlı lokumları bilirsiniz. Hani bu içinde böyle güzel fıstık katıştırırlar, Antep fıstığı. Burada da gülün içine koymuş. 6 yıl önce ilk Ramazan Usta'nın bulduğu bir lokum çeşidi. İnce ince, ne kadar narin ve güzel görünüyor. Zarif bir lokum bu. Yapımı zor mu?
Tabii ki bütün aşamasıyla el yapımından geçiyor bunların hepsi. Yani Ramazan Usta'nın elinin lezzeti de değiyor lokumlara. Eline sağlık Ramazan Usta'm. Çeşit çeşit lokumlar tabii ki Isparta'ya geldiğinizde emrinizde. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Birer tane denemek istiyorum Ahmetciğim. Afiyet olsun. Kesinlikle. Şöyle gül kokusuyla aklımız başımızdan gitsin. Bu klasik. Bu klasik. Sanki mevsiminde gül kokluyorum be kardeşim. Çok iyi. Harika. Oo. İkisi de birbirinden güzel. Tertemiz bir işletmeydi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ispartalı kardeşlerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun bana. Bir tane daha alabilirim. Lezzeti yolculuğa devam ediyor. Karşınızdayım. Yani sahnedeyim. Efendim Isparta merkezdeki lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Hep mikrofona alışmışım Meral Hanım. Böyle mutlaka bir şey tutmak gerekiyor sahneye çıkarken. Şimdi kaşıkla, kepçeyle çıkıyoruz artık burada. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şahane bir dernekteyim. Yemeği biliyorlar. Daha iyisi eritmeyi biliyorlar. Çok ilginç. Göl Dosk Derneği Isparta'da. Doğa yürüyüşleri, etkinlikler, 7 yıllık bir dernek her pazara, kurulduğu günden itibaren her pazara etkinlik koymayı başarabilmiş. Ne kadar güzel. Ayşegül Hanım, Ayşegül Hanım'la nokul tarifi vereceğiz size. Meral Hanım'la hürmeli pilav. Hürmeli pilav, tavukla yapılan, bulgurla yapılan bol sarımsaklı süper. Biz güreşle başlıyoruz. Ayşe Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Her hafta katılıyor musunuz etkinliklere? Hemen hemen. Hemen hemen katılmaya çalışıyorum. Şimdi güveç meselesi. Evet. Güveç meselesi farklı illerimizde farklı usullerle hazırlanıyor. Ayşe Hanım o kadar malzeme getirmiş ki kasapta et bırakmamış, manavda sebze bırakmamış. güveç de böyle olur ama başka türlüsü yok. Baharat da kalmamış aktarda herhalde artık. Neler var içinde? Başta patlıcan, evet. Patates, biber, soğan, et. Et, kuzu eti. Ne eti olacak? Kuzu eti olacak. Buyurun. Ben de buraya gelirken bunu biraz baharatla tatlandırdım. Tuz, karabiber. Terbiye yaptınız. Terbiye yaptım. Elinize sağlık. Biraz daha lezzetli olacağını düşünüyorum bu şekilde. Ama belli diyor kendini. Tabağın içinden merhaba yapıyor bize. Çok güzel bir et. Sos nedir? Bu domateslerin rengi bu mevsimde açık olduğu için biraz daha tat ve lezzet vermesi için yazdan hazırladığım soslar getirdim. Malzemelerimiz salça, karabiber, pul biber, hamur kapatmak için. Evet, hamuru kapatmak için hazırladım. Düdüklü tencere gibi olacak. Yani evet, yani duman şey çıkmasın, ısısı veya işte buharı çıkmasın diye hazırladım. Biber salçası. Biraz az biber salçası, daha fazla domates salçası koyacağım. Biraz sosumuz var zaten. Güveç de çok güzel. Çiğden mi dizeceğiz buraya? Hepsini çiğden yapacağız. Ben doğrarken siz bir türkü söyleseniz. Yine mi? Olur mu arkadaşlar, ne dersiniz? Peki söylerim. Ya, tamam ben doğramaya başlıyorum. O zaman. Evet. Denizin dibinde haçın demirden evler. Ah gerdan altında anam çifte dilbeller. O hınalı parmaklarda o beyaz eller. Yolcunun yolunda eyleyen dilber. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçeni görenler anam sevdalanıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
Ayşe Hanım göğecimize tüm sebzelerimizi, etimizi sırasıyla yerleştirdi. En üstte domatesleri kondurdu. Biter mi? Bitmez. Onu daha da lezzetli hale getirecek. Nasıl? Yaz aylarında hazırladığı sosun içerisine baharatları ilave ettim. Biraz biber salçası kattım, biraz domates salçası, yazdan hazırladığım sostan ve karabiber, pul biber, tuzunu kattım. Daha ne olsun? Evet, daha ne olsun? İlave ediyoruz. Evet, ilave ediyorum. Sarımsaklarını da üzerine. Evet. Tamamını mı koyacağız? Yani göz kararı bakacağım. Sosumuzu tamamlıyoruz. Evet. Kuzineye gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sırada hürmeli pilavımız var. Meral Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz teşekkür nasılsınız? Ederiz. Sağ olun. Çok sağlıklı bir yemek. Tavuk suyu ve tavuğu öneriyor doktorlarımız, evet, ama köy tavuğu özellikle olursa köy çok tavuğu öneriliyor. Bulunabilirse tabii ki. Aynen. Suyunu aldık üzerine suyunu yağ aldık, da çıkmış. Suyunu aldık, evet. Didiliyor değil mi? Diye. Tavuk evet. Bu şekilde didiliyor. Bu hazırlık için ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tavuğu pişiriyorsunuz, haşlıyorsunuz. Düdüklüde bir saat köy tavuğuysa. Normal tencerelerde 3 saatte ancak pişiyor, 2,5-3 saatte. Sarımsağı sulandırdınız mı? Tavuk suyuyla sulandırdım. Evet. Bulgurumuz var, tereyağımız var. Tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Evet, evet. İlk olarak ne yapmamız gerekiyor? Tavuk suyumuzla bir pilav yapacağız, bulgurumuzla. Sadece bulgur. Aynen. Çok güzel, başlıyoruz. Önce bulgur pilavımızı yapalım. Evet, hem de ocağımızı yakalım. Hürmeli pilavı ilginç kılan bakır kabın üzerindeki evet. Sıralama. Şimdi önce pilav, ardından tavuk mu? Aynen. Sonra? Tereyağımız. Sonra? Ve sarımsağımız. Ve sonra? Yine tekrarlıyoruz. Başa dönüyoruz. Evet. Pilav, tavuk, tereyağı, sarımsak. En üstte? En üstte biraz tavuk atacağız. Tavukla süsleyeceğiz. Evet. Elinize sağlık Meral Hanım. Afiyet sunumuyla olsun efendim. Ve mis gibi kokusuyla. Gerçekten tatmak için sabırsızlanıyorum. Sizin için de çok iyi bir fırsat. Misafirlerinizi ağırlarken böyle harika bir bulgur. Özellikle mesela toplu yemeklerde, aile yemeklerinde. Daha büyük tepsilerde de yapılabilir. Aynen. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Birazdan size nokul tarifi vereceğiz. Ama önce bitirelim. Ayşegül Hanım nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle Göller Bölgesi Isparta'ya, Güller Diyarı Isparta'ya ve Göldozka hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda rengarenk evet. Halıların diyarı. Evet. Isparta, halıları Güller ve Göller Bölgesi ama evet. Bir o kadar da halı halıyla ve kilim ilişkiniz. Diyarı. Evet. Şimdi nokul birçok sofrada görüyorum. Evet. Haşhaşlı, haşkeş diyorlar burada evet, bir ismi de. Bunun içinde neler var? Haşhaş ve tahın karışımı. Tahinli haşhaş. Tahinli haşhaş. Sonra karanfil ve tarçın. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Diğer malzemelerimiz tuzumuz var. Biraz şekerimiz ve mayamız var bir paket. Haşhaş ve tahini hamurumuzu açarken içine yapacağız ve cevizimizi susamımızı da üzeri için kullanacağız. Biraz sıvı da yağımızdan evet su ve sıvı yağla. İlave edip şimdi açacağız. Şimdi hamurun içine katacağımız malzemeler evet. Var yani yoğururken. Tabii ki. İzliyoruz o zaman evet. Sizi. Buyurun. Teşekkür ederiz. Efendim hamurumuz dinlendi. Dinlenmesi gerekiyor. Evet. Çünkü esneyecek biraz. Yoksa evet. Esnemez. Olmaz. Yırtılır, evet. Elinizde kalır. Sonra başa dönersiniz. Onu bir daha dinlendirirsiniz. Evet, tıpkı o büyük açılan börek hamurları gibi açılıyor, altı yağlanıyor. Hı hı. Üzerine elle sadece. Elle açılıyor, evet. Oklavayla açılmaz çünkü. Açtı eliyle. Evet. Zaten mayalandığı için böyle güzel şeklini aldı hemen. Üzerine karışımımız, tahinli susamlı olan karışımımızı ilave etti. Sonra cevizler ve kıvırıyoruz. Evet, rulo haline getireceğiz. Bunu küçük küçük kesip tepsimize dizeceğiz.
Tahinli pide de tekrar yoğruluyor, tekrar açılıyor biliyorsunuz. Üzerine bir daha tahin. Ve susamımıza genelde mesela bayanlar pastaları falan yaparlar, o susamlar dökülür. Nokuldaki susamın dökülmemesi, su katıyoruz susamımızın üzerine. Evet. Bu püf noktasıdır. Islatmamız gerekiyor. Evet. Sonra hani o tepside piştikten sonraki görüntü işte kesiliyor. Evet. Kesildikten sonra elde bir şöyle işlemden geçiyormuş. İşlemden geçiyor ve susamıza batırıyoruz. Tekrar yuvarlayıp tepsimizi diziyoruz. Sanki günde 380 tane yapar gibi bir ustalığınız var. Ama sürekli yapıyoruz. Hep sevilir, ikramlarımızda hep maşallah, bulunur. Maşallah çok pratikler hanımefendiler, böyle çok elleri hızlı. Bunu bu şekilde diziyoruz. Üzerine başka bir şey ilave etmeye hayır, gerek var. Şey, hayır, gerek yok. Yok, susamlar kızaracak, hamuru pişecek. Nargile pişecek, afiyetle yiyeceksiniz tel tel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Yemeyenlere de nasip olsun. İnşallah. Allah herkesin sofrasına nasip etsin. İnşallah, inşallah. Evet, yemeklerimiz ve tariflerimiz bunlardı ama daha fazlası var. Bir de yanına güzel türküler koyuvereceğiz. Ve keyif olacak az sonra. Ayrılmayın. Hüseyin'im, Çağlar'ım, Yasin'im, ne orijinal grup, ne güzel ekip. Şimdi hamur işleriyle başlıyor, mantıyla bitiyor. Gelin de burada formu koruyun. Sinir böreği ya da tepsik böreği diğer adıyla. Elmalı kurabiyemiz, peynirli tatlımız, mantımız sizin için hazırladığımız. Güveç, nokul, burada bir parantez, nokul. Bayramlarda sabah namazına evin erkeği ve çocuklar uğurlanır. Ardından hanımefendiler hemen bunları yapmaya koyulur. Mayasını yapılır. Namazdan geldiklerinde bayramda hamur işi olarak nakul onları karşılar sıcacık. Evet. Hürmeli pilavımız var. Çok güzel görünüyor. Hürmeli pilav, teşekkür ediyoruz. Katmer, kabuk dolması, keşkek ve pelte. Daha ne olsun? Hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Göldosk'a çok teşekkür ediyoruz derneğimize. Sağ olsunlar. Onlar bir ve beraber hem spor yapıyorlar, hem farklı etkinliklerde yer alıyorlar, hem de kültürlerini canlı tutuyorlar. Bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz Isparta'yı her yıl çok özlüyoruz. Mutlaka geleceğiz. Farklı mevsimlerde uğrayacağız. Bu yemekleri en güzel manzaralar içinde sizlere anlatacağız, tadacağız. Tüm Isparta'ya çok teşekkür ediyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Haftaya farklı bir bölümde tekrar karşılaşıncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz ve türkü söylüyoruz tabii ki. Hüseyin'imden, Çağlar'ımdan ve Yasin'imden bir coşkulu türkü daha rica ediyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle.